Öyle bir şampiyon oynayın ki sizden başka hiç kimse o kadar iyi oynayamasın. Karthus da o yüzden jungle'da bana göre en limitlerden birisi. Şurada doji olaylarında gösterdiğime inanıyorum mesela. ultim var senin? Bak şuraya da ojacak. Şuraya da ojacak. Yani bu mantığı kavrarsanız ki ben bunu bir anda edinmedim. Tak gel canlarım. Video açan canlarım bugün jungle'ın en limit şampiyonu oynuyoruz. Tabii ki benden tevazu sahibi davranmamı beklemeyin. Jungle'ın en limit şampiyonu Karthus'tur daha iyi şampiyon çıkana kadar. Şu anda jungle'da limit sayabileceğimiz nadir şampiyonlar var. Onlar da metada olmadığı için onlara yer vermek istemiyorum şimdilik. kartusta da bunların başında gelen en güçlü şampiyonlardan birisi. Ne diye soracak olursanız eğer ki tüm Q'ları tutturursanız kesemeyeceğiniz bir şampiyon yok. Eşit koşullarda early game'den bahsediyorum. Şimdi Kartus'tan bahsedeceğiz. Önemli bir detay. Youtube'da abone olun demeyi unutan birisiyim. Ne kadar önemli bir şeymiş. Normalde birileri deyince ben sinirlenirdim. Lan. sana lan ister abone olurum ister olmam diye sinirlenirdim ama abone olun. Niye olun? Çünkü videolar önünüze çıkıyor. Aboneyim sanıyorsunuz ama değilsiniz. Abone ol beğenirseniz çok mutlu olurum. Jungle'ın en limit şampiyonu oynuyoruz. Q'ları tutturmak çok önemli. Asıl önemli olay zaten bu. Gerisi de late game'de basıyorsun win alıyorsun. Gerçekten bu. Ama Kartus oynamaktan bahsederken bu. Eğer ki iyi bir oyuncu olup ben efendim şunu yapacağım bunu yapacağım diyorsanız bundan yeterli değil. Oyun bilginizi de aynı zamanda geliştirmeniz lazım. Sadece Karsu nezdinde konuşacağım bu oyun. Nasıl oyun kazanırsın nasıl oyun böyle olur böyle olur değil. Kartı limit şekilde anlatmaya çalışacağım. Her ince aynısına kadar anlatacağım. Yaptığım en iyi öğretici video olabilir. Kanalda zaten çok fazla kart videosu var. Bunu ne yapayım diyecek olursanız da. Canoski ne kadar süre yayın yaptıysa, video yaptıysa her seferinde üstüne koya koya kendi geliştirmiş birisi. Kendimce böyleyim ve sürekli kendimi geliştiğime inanıyorum. İlk videomla şu anki video arasında bile eşek kadar fark var. Kendim fark ediyorum bunu. O yüzden bu çok önemli. Blue'yu kestiğimizi gördünüz. Grompa da şöyle kayıtlarken smite atacağım. Sebebini söyleyeceğim. Smite'i koyduk. Smite eğer buna koyarsanız Gromp bir sonraki seferde erken doğacaktır. Erken doğarsa erken hızlı bir şekilde orman dönmüş olursunuz. Lee'sine karşı oynuyoruz. Keseriz. Çok rahat keseriz. Q'ları hepsine beraber atıyoruz. E'yi aç kapıyı çok soruyorsunuz abi. Şunu Ka kayıtlarken kaplanı mide kadar kaytlayın. Bak şöyle gelsin. Burada kes ya. İfrite gitme süremiz azalıyor bu sayede. İfritin büyüğüne sadece Q atacağız. Ve E'mizi aşka bir yapmamızın sebebi tam olarak şu. Kardus çok mana yiyen bir şampiyon early E'si. Ve de o kadar hasar veren bir şampiyon değil. E'sini tamamlayıcı hasar olarak kullanıyorum. Mesela eğer ki bu orman kempinin bir canı kalacaksa Q attıktan sonra E'yi açıyorum ki o demeci vursun. Yani ona orana 20 20'şer 20'şer vurulan bir, bir önemi yok. Sadece öyle gelin de tamamlayacağızlar ama late game'de oyun taşıyacağız hasarı vuracağız. Kartus öncelikle jungle el limit olmasını sebebi Q demiştim zaten sıfırlanmasın adamsın çok iyisin. Burada büyüğünü atacağız ki büyük hedef yani canı çok olan ve daha fazla hasar olan hedef önce düşsün. İki iteceğiz sadece şöyle kaytlamaya devam edeceğiz. Niye sadece bunu atıyoruz? Çünkü Q'muz kritik hasar vuruyor abi. İki kat hasta fazla vuruyor. 3 olduğu zaman içinde toplu vuracağız. Yani Kars'ın Q'sunu ikili vuracaksan Wurt değil, tekil vuracaksan Wurt. Eğer 3'ten fazla birimi koyarsan da tekli vurmaya gerek yok. Burada word varsa buraya gen katmayız. Yapılacak pek bir şey yok demektir. Leysin gelirse keseriz. Yönenin Q attığını gördüm. Map'te ilerledi çünkü. Hemen geliyorum buraya. Kabinenin E atması onu kestiğimiz anlamına geliyor zaten. Derken bir intihar komandosu yöne var burada. Kankam nereye kaçan tam olarak? Aa! Aa! Laş! <laughs> Videoyu beğenir misin? Her beğeni Kamil'e sövmememin sebebi diyorum sadece. Kamil'e tabii ki söveceğiz. Hata yapabilir insanlar diyeceğiz. Yapılacak bazen bir şey yoktur. Çift skill yapacağım. Şu an çok iyi durumdayız. Toplayın çok güzel oynadık. Q'ları iyi attık ve kazandık. Tüm olay bu. Nasıl iyi Q asarım olayına gelecek olursak. Nasıl daha iyi bisiklet sürebilirsen. Daha iyi Q'yu da karşı öyle atarsın. Yani fazla fazla. Üzerinde düşe düşe antrenman yapa yapa. Mesela Lee'sin ikinci Q'sunu kullanacağım biliyordum Lee'sinin. Üzerime gelecekti. O yüzden kendi üzerime Q attım. Çünkü ikinci Q ile bana doğru gelecekti. kartusta 3 tane Q atma. Ve buraya yapışacağım Ya şimdi puştlamamın sebebi bir şey. Çaktırmayın. Ya biz iyi oynuyoruz şimdi ya. Allah var iyi oynuyoruz. Farmları ben alayım taşıyacağım. Çaktırmayın ama. Soru işareti atsın bir şey olmaz. Skill aldı ya keyfi iyidir onun fark etmemiştir bile. Önemli solo Q'da oynuyorsanız Diyeceğiniz şey her zaman şu olmalı. Geriye kalan 9 kişi yapay zeka ben herkesten iyiyim. Herkes bunu söylesin. Siz en iyisisiniz ve tüm goldları almalısınız ki şey oyun taşıyasınız. Orman dönmeye full devam edeceğim. Dakika 4'te 50 CS varmak üzereyiz. Tempona sebebi tam anlamıyla bu. Sürekli alacaksın. Yani base atmama gerek yoktu. Çünkü base attığımda alacağım eşyalar orman dönmemi hızlandıracak eşyalar değildi. O yüzden orman keplerim hızlı çıksın diye tekrardan kesiyorum. Buna tam olarak tempo diyoruz. Kars'ta EQ atmaya gelecek olursak. 3 tane Q çeşidi var. Yakında 1 saatlik Kartus videosu çekeceğim. Yani orada bildiğin öğretmen edasıyla ödev vereceğim ve bunları yaparsanız iyi oynayacaksınız gibi bir vaatli bulacağım sizlere ve göreceksiniz çok iyi video olacak yakında bunu duyurursun şimdi yapayım onun dışında 3 Q mantığından biraz bahsedeyim ben size bu videoda İlk Q standart Q rakibin ilerleyeceği yeri yani rakip benim şuradan şuraya kaçıyorsa ilerleyeceği yere dümdüz koşuyor adam böyle mesela şöyle koşan bir rakip var şöyle önüne Q atarsın bu bir normal basit herkesin yapabileceği kart triği ikincisi rakibin dojucağı yere Q atmak bu zamanla ve pratikte olacak şeyler. Rakibinizi E açıkken Q atmalısınız. Yani rastgele bir birime Q atmak kolay değil. Mesela adam bot değil şöyle yürümüyor yani düş değilse. Dümdüz yürümez. Dojlar illaki. Her insan dojlar. Ama her insanın da istisnasız bir şekilde doj yeteneği falan vardır. Herkesin ayrı ayrı ama. Aynı değil. Herkesin ayrı ayrı doj yeteneği var. Ve de manası var mı yeminin ya? Çok iyi. Neyse. Karamür Alalım şunu satayım. Her insanın doğa yeteneği vardır. Birisi sağa doğru olacak, bir sol doğru olacak. Neresi boşluksa mesela şurada bir birim olduğunu düşünün. Şuraya Q atacaksınız. Adam şuraya doğru. Şuraya doğru, şuraya doğru olacak şans olur? Şuraya doğru, doğru 500 IQ değilse rakibine göre attığın Q değişecek. Bunu az sonra örneklerle göstereceğim ama dümdüz Q atmak zordur. W sayesinde Q atarsınız. Ve de QW diye bir trik var. Benim en sevdiğim trik bu. Rakibe Q atarsın. Rakip dojlayabileceğine inanır. Ama sen slow'u koyduğun an Carson slow'u şu an %40. Geliştirici slow'u artıyor bu arada. Adam Slow'a ince Q'yu dojlayamaz. Normal hareket hızıyla dojlayabileceğine inanırken slow ince dojlayamaz. Enivya'nın QW mantığı gibi düşün bunu. Şöyle göstereyim size. Gibi bir şekilde gösterdim. Mesela şuraya doğru dojlayabilirdi bu adam. Bakın yürüyüşünü gördünüz. Adam bir oraya bir oraya bir oraya bir buraya. Benim beynimde Yer, yer, etti o adamın dodge mantığını anladım. Bir son Q atabileceği yeri size gösterdim. Ama Q atmadım. Biz vuruşlarla oraya gideceğini göstermek için. Sadece bir basit bir olaydı bu. Her insan dodge farklı. Değişir kişiden kişiye. Ya, bu lisinde bir akıllanmadı yani. Onu da anlamadım. Yüme geliyor arkadan onu. Şimdi. Şimdi şöyle bir şey diyeceğim. Bir, saniye. Bir saniye. Bir, bir saniye. Bir, bir saniye. Smite'im var sanıyordum. Smite flash atıp kaçacaktım. Kaçardım. Yumi'ye flash atmayı düşünüyordum. Bir baktım. Brahmamut. Smite'im yokmuş. Benim hatam yaşlı Jonosky'nin gözleri. 21 yaşındayım artık böyle. Gitmek üzere gözler. Yani ömrünü doldurdu. Çünkü evet ömrünü doldurmuş gözler olabilir. Yaşlı Jonosky'nin geçin. Dakika 7 ve CS'imiz çok iyi. Orman döndüğümüz an dakika 9'a 80 CS'li girmiş olacağız. 4, 8, 12, 16, 20. Bunu hesaplıyorum. Dakika 9'a 80 CS'im olacak. Okey. Drake'i girebilirim ama girmiyorum. Niye? Drake boş iş. Yani hani LoL'de bir mantık vardı ya. Ya Drake'e gireyim kardeşim de oyunu. Yok. Solo Q ve Team Competitive oyunlar farklı oyunlardır abi. Oyun kazanmak için her oyun farklı bir yetenek gerektirir, plan gerektirir. Ama solo Q dersen TR dersen ı -ı. ne direki? En son benim Drake'le win aldığım bir maç hatırlamıyorum. Ya Elder'la win alınıyor ama Drake'lerle bin alınmıyor. Drake'ler çok dengelendi. Çok aman aman güç kudret vermiyor sizlere. O yüzden gerek yok. Ne yapayım ama 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 önemli bir şey var. O da Herald. Herald'ı dakika 8'de alacaksınız. Genelde insanlar da dakika 8'de o kadar önem vermiyor Herald'a. Böyle 9-10 gibi önem gelmeye başlıyor. Ya da rakip takım senin Drake'ini alıyorsa. Önemli olmaya başlıyor. Her zaman oyundaki planın dakika sekizde yılda almak olursa işler hep yolunda gider. Oyunları yüzde on gibi bir ihtimalle win almayı arttırırsın. Çok yüksek bir istatistik bu, bu arada. Ultim var senin bak şuraya da oynayacak, şuraya da oynayacak yani bu mantığı kavrarsanız ki ben bunu bir anda edinmedim. Yani ben de bunu bir anda Canım şuna vurman lazım kanka. Neyse. Ya ben de bunu bir anda dedim dedim. Rakibin nereye dojacağına göre Q atmayı ben de dedim ama genelde insanlar basit oynuyor oynuyor. Yani LoL'ü insanlar çok iyi oynamıyor. Elo fark etmek bu arada. Şu an TR Diamond dayız? Yani Elo fark etmiyor. Sadece TR'de oynuyorum ki Konuşuyorum çünkü yani Treyarch şu an fokusum şu şu alayım kafasında oynamıyorum. Size bir şeyleri bir yandan anlatmaya çalıştığım için TR daimleri de çekiyorum video. Yoksa gideriz en yüksek hızı çekeriz. Ama şu an anlattığım şeyleri size iyice doğru şekilde anlatamam. Bu yüzden kartusu bu videoda anlatmaya çalışıyorum en limit olarak. Rakibin doja yeri Q at. Mükemmel bir kartusu. İyi kartusu kartusu yapan budur. Bir de kartusu muhteşem yapan şey oyun bilgisidir. Oyunda her zaman belli koşullar olur. A olursa B olur, B olursa C olur gibi. Rakip baron olursa adamların baronun bitmesini beklemelisiniz. Adamlar baron olursa kuşatırsa imtörü vermelisiniz. Genellikle ama durumdan duruma değişiyor. Karsun mu muhteşem olması bu konuda belli koşullara, en kötü koşullara bile iyi bir şekilde ayak uydurmasıdır. Ya bunu şöyle düşünebilirsiniz. Ee, oyunda şeyimiz var bir tane. İntiyan kardeşimiz var. Sıfır oynuyor birisi. Bir masteri karakteriyle bir anda rakipten şatlan alıp oyunu çevirebiliriz değil mi? Hemfikiriz bu konuda. kartusta da elo fark etmeksizin eğer ki iyi oynuyorsanız potansiyelinizi en fazla gösterebileceğiniz jungle'lardan birisi. Jungle'da AP şampiyonların power spike'ını zaten biliyorsunuz. Ne kadar güçlü olduğunu her zaman söylüyorum. Yani AP şampiyon büyüktür, AD şampiyon bana göre. Farklı fikirde olan varsa söyleyebilir, anlatabiliriz. Her türlü sıfır sıkıntı. Bu yüzden ve bu yüzden Kartus'u Mihenk taşı olarak görüyorum kendimde. LoL'de sürekli farklı mainlerim oldu. TR'deki Janus hesabına bakın. Sezon 3'ten beri her lane'de hep Challenger Elo klasmanında oynayıp farklı karakterler oynadım. Edike rol dışında. Ama ne yaptım? 3 tane şampiyon aldım. 3'ü de sanki en iyisi benmişim gibi oynadım. Yani o şampiyonlar benim ben olduğumu ortaya koyabiliyordu. Şunu düşünün. Bir Diamond oyuncu düşünün. Bir de Platin oyuncu düşünün. İkisinin de Jarvan karakterini jungle rolünde oynadığını düşünün. Gerçekten bu iki oyuncu arasındaki farkı anlayabilir misiniz? Yayınlarda EWS'de Grand Master, Master'da oyun oynuyoruz mesela. Chat şey diyor. Bu ne lan çömeriyle çöpele falan filan diyor. Kömeriyle çöpele diyor adam. Ee, öyle ama öyleyse niye herkes EWS'de Grand Master falan değil? Bu soru geliyor akla. O da oyun bilgisi, solo queue bilgisi vesaire vesaire gibi şeyleri doğuruyor. Her zaman söylediğim şey. Öyle bir şampiyon oynayın ki sizden başka hiç kimse o kadar iyi oynayamasın. Kars'ta o yüzden jungle'da bana göre en limitlerden birisi. Şurada dodge olaylarında da gösterdiğime inanıyorum. Mesela aynı şeyi orada diğer şampiyonlarla yapamazdınız. Vitalia jungle düşün tamam Q'yu atıyorsun da o, bu mantık bu klasmanda değil. Mid'de Kesiyop eş şampiyonu var. Aynı limit klasmanında. Videosu zaten yakında geliyor. Hiç merak etmeyin. Oha. Abi şu kartuş için en uğursuz şey. 11 level ultisi diye bir gerçek var. Onu maalesef atamadım. Şu ana kadar ki genel olarak Q mantığını anlattığıma inanıyorum. Bundan sonraki kısımda genel olarak Karsu'dan bahsedeceğim. Çünkü çok bahsedemedim. Oyun sürekli tempolu döndü. Q'larımız çok önemli. 9. seviyede Karsu Power Spark yakalıyor. Q'su fullendiği için çok fazla hasar vuruyor. Yeni bir build çıkaracağım. Onu da haberin içimden vereyim. Ama sürpriz olsun. Aynı şekilde 13 levelde de AST fulleniyor. Yani 13 levelden sonra Karsu'nun oyunu bitmiş gibi bir hale geliyor. Sonra bir de 16 leveli var. Q's, E'si ve ultisi in karakter FF oluyor. Çok güçlü. 16. seviyeden sonra sadece Anlakis Kartus'un mesela bir A kişisi, B kişisinin oynayışı bir olabilir. Mesela ben Kartus'ta en iyisi olduğumu iddia ediyorum. Ve bunun verileri, istatistikleri var. En iyisiyim diyorum kendime. Ya mütevazı değilim bu konuda. İyisiyim ama gidip de EVS'teki bir Grandmaster rastgele Kartus oyuncusu Seviye 16'da Karthus'u benle benzer oynayacaktır. Çünkü bir seviyeden sonra yapılacak şeyler listesi çok daralıyor. Yani fight'a e girmelisin, iyi bir konumda ölmelisin ve ulti atmalısın. Genel mentalite bu oluyor. Ancak ve ancak belli istisnai durumlar var. Böyle demek saçma olacak tabii ki, dümdüz öyle dersem. Bazen oyun bilgisinin bastırdığı nokta oluyor işte. Drake çalabilirsin, Baron çalabilirsin, bir de doğru shotcall verebilirsin. Benim en iyi yaptığım düşündüğüm şeylerden birisi bu. Bu yüzden kendimi iyi bir oyuncu olarak görüyorum. Oyun bilgim çok gelişti. Evesi için olduktan sonra oyun bilgim apayrı gelişti. Doğru karar vermeyi öğrendim. Ya yani şu an şunun olması gerektiğini o kadar emin oluyorum ki mesela o karar bana oyunu kazandırıyor. Skorda ne kadar geride olursak olalım. Ve Karsu'da insanları en rahat yönlendirebileceğin şampiyonlardan bir tanesi. Yumi'den de nefret ediyorum. Ya Yumi seven var mı? Arada, yani bir tane adam varsa Yumi'yi seven çıkarın gösterin bana. Yumi şampiyonu çok keyifli ve e, muhteşem olağanüstü bir şampiyon diyen birisi çıksın. Ana gerçekten söylesin. Sinirliyim. Karsu Power Spike'larını söyledik. Eşya dizilimi tercihi olarak. E, şöyle birkaç istisnai durumumuz var. E, şu an yapan birkaç kişi var ama. I -ı, yani hiç sarmadı. Bana soracak olsun Luden hiç sarmıyor. Bu en tek iyi olmasının sebebi Magic Penetration pasifinin vermesi. Karthus eğer ki şu anki eşyaların, kullandığı eşyaların mitik pasifleri iyi olsaydı oyunun en güçlü karakteri olurdu zaten. Ama şu an Karthus'un aldığı eşyaların pasifleri bok gibi. Yani şu yetenek hızı pasifi var ya, hani birkaç eşyada daha var bu. AD eşyalarında falan da. Ya bilin ki bir itemde şu yetenek hızı pasifi varsa çok kötü. Ama neden yetenek hızı pasif veriyorlar? O eşya o kadar güçlü ki bir yerden kısmaya çalışıyorlar karakterin bu olayını. karşı kullanma çok ihtiyacım yok. Olsaydı ründen zaten mükemmel avcı girerdim. Aç gözü girmezdim. Niye aç gözü avcı giriyorum diye çok sorun oluyor. Sebebini tekrar söyleyeyim. Oynadığım kartu stili insanlardan benzersiz olması istiyorum. Tamamen Q'ya dayalı bir kart soruyorum İyi Q atarsan iyi oyuncusundur. Ya bakın bu maçta 11 kelimiz var. Kaç tane ultiyle aldık mesela? Ya da kaç tane fight ulti sayesinde kazandık? Hiçbirini. Hep kuyularımda iyi oynadım. Fight iyi oynadım. O sayede kastım. Bunun da meyvesi olarak ultimin fazla vurması. Olayını şu an itibariyle edindim. Dakika 16'da 167 CS. 16, 20, 20 25 olur şimdi. Rabadon. Muhteşem. İkinci eşya Rabadon tercih ediyorum şu ara. Rakibe göre de değişiyor. Şu an aklın sonu çok büyük bufflı. Aklın sonuna bir nerf gelsin. Yani voice staff almak zorunda kalıyorum ikinci ve iyi olmuyor. Rabadon'dan devam edeceğim. Eskiden Zonya alırdım. Bitkinlik girerdim. Bunu anlatmak istiyorum şimdi. Zonya almıyorum. Demecim çok düşüyor diyorum. Daha temiz oynayıp, daha clean, daha iyi doge atıp, daha yükü atıp zonya ihtiyaç duymak istemiyorum. Hasarım çok artıyor. Aşk gözle giriyorum. Bir ve bir de güçlü olayım. Q'larımı iyi atıyorum. Kendime güveniyorum diye. Aynı şekilde. Oraya bir ulti atalım. Şöyle gelsenize kanka ya. Ya lol'de bir tayfa var. Böyle zaten ölecek adama saldıran tayfa. Olmayın o tayfadan kanka adam ölecekti. Gelin şunları da kesin yani değil mi? Hayır, bizimkiler için de iyi aynı zamanda. Rakip takım için de kötü. Niye yapmıyorlar bilmiyorum bunu. Aynı şekilde yeni bir build yapacağım. Gecenin tripanı alıp ilk Q fullleyip ikinci W fulllemeli bir build yapmayı düşünüyorum Karthus'ta Karsus'un W fullendiği zaman %90 slow atıyor. Yani %90 büyük bir slow etkisi. Şu an mesela %40 var böyle slow atıyor. %90 attığım slow'u düşünün. Yani yere mıhlamak gibi bir şey olmuş olur. %90 slow atarsam eğer. Gecenin tırpanını vurduğu burst demek çok iyi. Ama onun da tek eksiği late game'de çok düşüyor. Ve şu anki MR eşyaları çok kuvvetli. Şöyle diyeyim. Oyundaki armor eşyaları late game'de iş yapıyor. Late game'de adeler ge genel olarak düşüyor. elikeri dışında. Genel olarak diyorum. Yöne falan değil. Ama AP'ler late game'de çok artıyor. Ekstra güçleniyor. Ve daha da epiktir ki şöyle bir denklem var. Çok fazla savunma MR eşyası yok. Ama early game'de alınan bir MR eşyası da oyuna çok fazla etki ediyor. Mesela rakip takımdaki bir oyuncunun bir tane MR eşyası, ruh gömleği, bir tane de rastgele AD eşyası olsun kan içen fark etmez. Herhangi bir AP şampiyonun 3 eşyası olsun olmuyor. Yani o aldığı MR eşyası çok daha kuvvetli kalıyor yanına. Late game'de düşüyor. Yani karşısın genel anlamıyla tek counter'ı alınan MR'lar diyebiliriz early game'deki. Bunun için de genelde takımın AD dizilmesine çok önem gösteriyorum. AD alın diyorum takıma. Alırlarsa çok güçlü oluyor. Rakip takım Sadece benim için ne kadar M e markası oyunlarda. Bak sadece benim için. Kartus, Midic, Jungle için. Geriye kalan AD bir şampiyon düşünün oyunda herhangi bir AD şampiyon. Adam birken 4 olmuş oluyor. Çünkü rakip takım MR eşyası alıyor. Bakınız mesela yani bu eşya geriye kalan 4 şampiyon için hiçbir şey yaramıyor. Ve geride olsalar bile bu oyuncu aldığı lead'i boşa yansıttığı için yani sadece beni kantaramak için yansıttığı için bizim geriye düşen takım arkadaşlarımız işe yaramış oluyor. AD takımın önemi çok büyük. Takımımızın AD şampiyon olması istemeniz önemli. Eğer ki çok fazla AP olursa da takım genellikle demonic buildi kasmaya çalışıyorum. Demonic çok güçlü. Liandry demonic build yapıyorum. O da çok kuvvetli bu build. i̇lk defa biri benim oyunumda pente attı. Ya oyunda ulti atmadan kazandık bu arada da. ilk defa biri benim oy oyunumda pente attı. Bir şey hissettim böyle garip. Böyle sanki elimden rol çalınmış gibi. vücuda olan benim adam pente atıyor. Böyle bir şeyim var. Genel olarak başka başka bahsetmediğim bir şey var mı? Limit Jungle Karthus hakkında. Late game'de atılan ultilerin iki tane çeşidi var. Fight başında atılan ulti Rakip şampiyonların aldığı eşyalar çok önemli Rakipte Benji gecenin kıyısı bilmem ne kefaret bunlar varsa Aman aman asla diyeyim Aktifleri eğer üzerlerinde çalışıyorsa Atmıyoruz Asla atmıyoruz atmamalıyız Ayağımız kayar Çok kötü olur boşa gider her şey O yüzden late game'deki ultilerin önemi fazla Genellikle fight ortasında atmayı seviyorum ben bunu çok yapan yok Ölünce atıyorlar fight başına atıyorlar ama biz Fight ortasında diyoruz çaktırmayın. Fight'ın tam ortasındayken Karsu ulti. Kenara şekil. Kaç yukarı flash at. Bir yere kaç. Ama savaşın tam ortasındayken at. Rakiplerin çünkü beyninde belli bir olay var. Diyorlar ki adam fight başında atar ya da öldükten sonra atar. Karthus hayattaysa henüz atmaz diyorlar. Şaşırtıcı bir şekilde atarsa ultiyi olur. Ultinin damage'ini oynadıkça alışacaksınız. Şu, şu, zamanda şu kadar vurur. Rakip şampiyonları MR'ına falan bağlı olarak değişiyor. Her 6, 11, 16'da değişiyor ultinin seviyesi ve çok OP bir hale geliyor. Yavaş yavaş bitirmeye koşalım. Q atarken W3 çok önemli. Rakip dodge inanıyor ve siz dodge atmıyorsunuz W sayesinde. Aşırı önemli. Herald çok önemli. 13 level alt 13 level'den bahsettik. Early game'de iyi Q atmaktan bahsettik. Rakibin dodge ayarları Q atmaktan bahsettik. Atacağımız ultilerden bahsettik. Ve 21 dakikada maçın sonuna geldik. Yani bence iyi anlattığımı düşünüyorum. Ama yine de eğer ki canlı şu şöyle mi ya? Bunu niye böyle şu şöyle deniz bir şey varsa konuşuruz. Hallederiz. Tek yapmanız gereken bana Instagram'dan mesaj atmak. Bir mesaj uzağınızdayım. Şöyle vurulan hasarda bir bakayım hemen yalandan. Kaç kaç vurduk acaba? İyi vurduk gibi geldi ama. Merak ettim bak. Hemen SAS yapalım şöyle. Hesan platformuna bakmayın. MMR yüksek etenik şu yüksek 24K tabii ki her zaman max hiç bizde. Çünkü kart soyuyoruz. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.